Herkese selamlar dostlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binance'te 47.si düzenlenen bir projeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hem Alt Layer'ın hem Pixel'in bizlere yüksek derecede kazançlar sağladığını gözlemlemiştik. Önümüzdeki süreçte de Launchpool'u düzenlenen bu projede yüksek kazançlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi hemen bu Launchpool sayfasına geçiş yapıyorum. Launchpool sayfasına geçiş yaptığımız zaman Binance'te 47.si düzenlenen bu Launchpool'un bir Web3 projesi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Buradaki Launchpool'a bir önceki Launchpool'larda olduğu gibi BNB ve FTUSD stake ederek katılım sağlıyoruz arkadaşlar. Ve toplamda bu staking süresi bir gün süreceğini, yani bir hafta süreceğini söylemişler arkadaşlar. Bu staking'de 2. ayın 22'si Türkiye saatiyle gece 3'te başlıyor arkadaşlar. Ve Binance 2. ayın 29'u Türkiye saatiyle öğlen 1 saatlerinde bu Launchpool'daki projeyi listeleyeceğini açıklamışlar arkadaşlar. Burada ton ismimizin Portal olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve burada toplamda maksimum arzının 1 milyar adet olduğunu söylemişler. Ve Launchpool'da arkadaşlar 50 milyon adet dağıtılacakmış. Toplam arzın %5'ine tekabül ediyor. İlk dolaşımda arkadaşlar 167 milyon adet bu dolaşımda olacakmış arkadaşlar. Bu da jeton arzının %16.71'ine tekabül ediyor. Bir de ERC20 ağıyla da çalıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu launch katılmak isterseniz de KYC onayınız gerekli. Eğer bir Binance hesabınız yoksa açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olarak sizler de bir Binance hesabı açabilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı başına saatlik maksimum ödül limitini de açıklamışlar arkadaşlar. BNB havuzunda en fazla 1 saatte %23.809 adet kazanabilirsiniz. FTUSD havuzunda ise 5.952 adet kazanabilirsiniz arkadaşlar. BNB havuzunda ise toplam ödüllerin %80'ini ayırmışlar gene. Yani toplamda 40 milyon adet BNB havuzuna dağıtılacak. FTUSD havuzunda ise 10 milyon adet dağıtılacak. Bu da toplam ödülün %20'sini tekabül ediyor arkadaşlar. Burada 2. ayın 22'si Türkiye saatiyle gece 3'te başlayacağını ve 2. ayın 28'i Türkiye saatiyle 2.59 geçe biteceğini de söylemişler arkadaşlar. Burada da bir günlük toplam ödülleri bahsetmişler arkadaşlar. Toplamda 7.142.852 adet dağıtılacakmış arkadaşlar. BNB havuzunda 5.714.000 adet, FTUSD havuzunda ise 1.428.000 adet olacağını açıklamışlar arkadaşlar. Şimdi bu talla ilgili daha çok bilgiye erişebileceğimiz başka bir sayfaya geçiş yapıyoruz. Bu sayfaya geçiş yaptığı zaman bu projeli birçok bilgiye buradan erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir Web3 projesi olduğunu ve zincirler arası bir oyun platformu olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve buradaki birçok bilgiyi de okuyarak erişebilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde jetonun ismi, hangi jeton türü olduğu ve toplamda ilk piyasaya girdiği zaman toplam arzının yüzde kaçının dolaşımda olduğunu belirtmişler arkadaşlar. Ve daha sonrasında burada da portal nedir diye açıklamışlar arkadaşlar. Oyun altyapısını kullanarak her zincirdeki tüm oyunları birbirine bağlayan zincirler arası bir oyun ekosistemiymiş arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Burada da hem projenin üstlerinden ve önemli noktalardan da bahsetmişler arkadaşlar. Burada da bu jeton dağıtımından bahsetmişler arkadaşlar. Buraya gelip de kimlere ne kadar ödül dağıtılmış ve kimlere ne kadar pay ayrılmış, bunları da okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz diyorum. Ve buradan sonrasında da kilit açılımlarında buradan göstermişler arkadaşlar diyebiliyorum. Burada da bir yol haritasını belirtmişler. Bu yol haritasında sizler de gelip inceleyebilirsiniz diyebiliyorum. Şimdi hemen BNB'nin Launchpool sayfasına geçiş yapıyorum. Binance'in ana sayfasında olduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Ve giriş yaptık. Buradan daha fazla butonuna geldikten sonra Launchpad ve Launchpool butonunun üzerine geliyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra direkt bizi Launchpool ve Launchpad sayfasına aktarıyor. Aktarıyor arkadaşlar. Burada da hemen portalın ne zaman başlayacağını görebiliyoruz arkadaşlar. 6 saat 11 dakika bu Launchpool'un başlayacağını söylüyorlar. Buraya hemen FTUSD ve BNB stake etmemizi söylüyor. Bizim elimizde hangi coinler varsa biz de onları stake edeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde elimizde FTUSD ve BNB yoksa onlardan birazcık alalım arkadaşlar. Hemen piyasaları tıklıyorum. Burada piyasaları tıkladıktan sonra BNB yazıyorum arkadaşlar. Sonrasında biz BNB'nin alım satım sayfasına atıyor arkadaşlar. Benim elimde bir miktar BNB olduğu için ben sadece 10 dolarlık bir alım yapacağım. Buradan BNB'yi ala tıklıyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. Emirim hemen gerçekleşti ve daha sonrasında ise arama kısmından bu tekrarda FTUSD yazıyorum. FTUSD'ye geldiğim zaman ise yine benim elimde bir miktar FTUSD olduğu için burayı da sizlere göstermek amacıyla ufak bir alım yapıyorum ve FTUSD alımımı onaylıyorum. İşlem geçmişe tıkladığım zaman burada alımlarım gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ise daha fazla kısmına geldikten sonra tekrardan Launchpad ve Launchpool butonuna tıklıyorum. Buradan sonrasını ilk etapta FTUSD havuzuna tıklıyorum ve buradan da Stake Add butonu bulunuyor arkadaşlar. Burada da yine projeye ilgili birçok bilgiyi söylemişler arkadaşlar. Yine sizler de buraya gelip takip edebilirsiniz. Buradan Stake Add butonu tıkladığımız zaman elimizdeki projeyi bunu ne kadar stake etmek istiyorsak o kadara işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimdeki FTUSD'lerin hepsini stake etmek istediğim için buraya Stake Add butonuna tıklıyorum. Stake Add butonuna tıkladıktan sonra şu anda 196 adet FTUSD'nin stake için ayrıldığını gözlemliyorum ve 6 saat 9 dakika sonra da bu stake işlemimin işlemeye başlayacağını ve öğrendim arkadaşlar. Şimdi ise BNB havuzuna geçiyorum arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman da BNB'yi stake et dediğim zaman elimdeki bir miktar BNB'yi de buraya stake ediyorum. Stake ettiğimiz zaman bir kilitleme bu koşulu bulunmuyor arkadaşlar. Ben şu anlık stake ettim arkadaşlar ve acilen o parayı sıkıştım. Hemen buradaki paraya çevir butonuna tıkladıktan sonra istediğim miktarlardaki BNB'yi paraya çevirebiliyorum. Ya istersem 0.1 BNB'yi çevirebilirim veya bu maksimum diyerek de paraya çevirebilirim arkadaşlar. Sizler de stake ederseniz stake'den çıkarmak istediğiniz zaman ise iki tuşla bu işlemi kolaylıkla sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu tekrardan BNB'lerim Stake Add butonuna tıklıyorum ve işlemlerimi gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde FTUSD havuzunda ise de kilitleme sınırı bulunmuyor. İstediğiniz zaman bu varlığı hemen nakite çevirip ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz veya birkaç gün sonra da tekrardan stake etmek istediğiniz, sizler de Launchpool dönemi bitmeden tekrardan gelip de stake edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.